Harikalar diyelim de hoş geldiniz arkadaşlar. Ambilen buradan kalkıp sizinle bir tokalaşmak isterdim ama gerek yok. Bu ara millete kasta. Nasip olursa bıldırcınlarımızın yuvasında küçük çaplı değişiklikler yapmak istiyorum. Hayvanlar geceler üşüyor. Arkadaşlar bu arada videomuza başlamadan önce bir kişiye teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bana teşekkür etmişti. Hayaller ve resimler attı. Kardeşime buradan selamlar, saygılar gönderiyorum. Videolarımızın birine teşekkür etmiş. Hemen burada kendisini görüyorsunuz. Ben de kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Desteklediğiniz için sağ olun, var olun. Her videomda teşekkür eden kardeşlerimizden böyle isimlerini ve kendilerini böyle çıkartacağım videolarda. Bunu da söylemek istedim. Hadi videomuza geçelim. Büyük bir değişiklik yapmayacağım tabii ki. Önce kafesimize bir bakmamız lazım abi. Şimdi hayvanların üşüdüğü için üşüyen hayvanlarımıza bir şeyler yapmalıyız. Bunların normalde yerini değiştirmeyi düşündük başta. Şöyle bir yemliğimizi buraya alalım. Okulumuzu. Mavi yumurtalarımızdan da şöyle kenarlara koyalım arkadaşlar. Bunları en son toplarız. Önce hayvanların üşümemesi için bir alan oluşturmalıyız. Peki nasıl oluşturacağız? Hayvan sayımız çok az. Üretim yapamadım. Kış geldiği için de çıkım da yapmadım. Orada bir kutumuz var. O kutuyu şu arka tarafa oradan belki kaldırabilir miyim bilmiyorum. Sıcak olması için bu tarafa da alabiliriz. Sizlerle birlikte bir tasarım yapmayı deneyelim isterseniz. Benim bıldırcımda biliyorsunuz mavi salıyor. Kışı dikkatli bir şekilde atlatmamız lazım. O yüzden böyle buraya bidonlar koymak istiyorum. Plastik bidonlar olur, tenekeler olur. Ya biraz kötü görünümlü olabilir ama doğal ortamda doğal yuvalar oluşturmalıyız. Bıldırcınlar öyle kolay üşüyen hayvanlar değiller. O yüzden öyle merak etmiyorum ben açıkçası. Gidip şimdi arka tarafta bir kontrol edelim. Bakalım bidon falan var mı? Şunun gibi bidonlar lazım bize, tamam mı? Bu mesela ne için kullanılmış? Bunda çöp var da. Buna benzer bidonlara ihtiyacımız var. Ya da kendimiz yapacağız artık. Duruma, vaziyete göre değerlendirelim bir. Önce bir gidip arkaya bir bakayım. İstediğim gibi bir bidon var mı? Bizim şimdi şeye doğru gidiyorum. Ardiye'ye doğru. Hay benim canım, siz size böyle araza girip ben de eşinesim var ha. Şu araya az da ben sokulup beraber eşinak mı? Ha? Tamam, rahatsız olmayın, ben yavaştan buradan uzuyorum abi. Ha, senin yerin daha güzel. Hepsinden bağımsız en azından. Kum banyosu tavuklar için çok önemlidir. Haşerelerden ve dış parazitlerden kendilerini bu şekilde koruyabilirler. Dedik ve devam ediyoruz. Hemen ardiye bölümümüz burası aslında. Burada bayağı bir ardiye şeyler var arkadaşlar. Ama bıldırcınlar için neler bulabiliriz ona bakacağız. Bir tane hemen ben buldum zaten. Bir tane şöyle bir kovamız var. Buna 2-3 tane bıldırcın sığar. Şunu şuraya koydum, tamam mı? Başka. Başka. Burada başka öyle kova göremedim. Bir de içeriye bakalım arkadaşlar. Alttan üstten her yere bir göz atmak gerek. Hah, içeride de bakayım ki bidon falan var mı? Bura bizim poninin ardiyesi. Poni burada bazen yatıyor. Hele yazın sürekli orada yatıyordu sıcak havalarda. Bura bizim bayağı bir malzeme var burada. Kafesinden yemliğine kadar. İnşallah yılbaşına doğru bakacağız. Birilerine bir şeyler dağıtmayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakayım. Bizim bıldırcınlara ne var? Önceden çok bidon vardı da şimdi bidon yok, göremiyorum. Bıldırcın yuvası yapmamız lazım birazcık hayvanlara. Doğal ortamlarda, yani doğal yuvalar da sağlayabilirim ama şimdilik bana kalsa şöyle aralarda kovaları, şu boru iş görür ama bu küçük kalmış. Bununla uğraşamayız. Şu yemlik iş görür mü abi? Bence görür. Tek bir bıldırcın için yeterli olur bu. Şöyle de yapabiliriz. Bu ön tarafında delik açarım. Yukarıdan aşağıya içine girerler ama küçük kalır ya. Böyle yan daha mantıklı geliyor bana. Bu da yerinde durmaz adam akıllı. Şurada bir boya tenekeleri var. Onlar da abi adı üstünde boya tenekesi. Boya tenekesi de bilmiyorum koyulur mu ki bıldırcınlara ya. Bir bakayım bir. Aslında içi temiz. Bak bunu kullanabiliriz. Bir şey yapmaz ki bu. Bundan bir zarar gelmez hayvanlara. İçine de zaten şey koyacağım, ot koyacağım. Çok güzel içine girerler. Çok iyi. Bu da iki. Aa, burada da bir tane var. Şunu da kullanabiliriz. Hatta şöyle koyarım, iki taraftan girerler içine. Çok iyi. Bak. Buldukça bulur ama. Şöyle bunu da buraya koyayım arkadaşlar. Bildiğiniz bıldırcınlara kışlık bir yuva hazırlamamız lazım zaten. Çok fazla hayvan yok. O nedenle çok abartmadan bir şeyler yapacağız. 3 tane şu an bulduk bir şeyler. Şimdi 4.'ü arayalım.
Şu arkada bir bidon gördüm. Ön tarafı yok. Bakayım. Bak bu da iş görür ha. Bugün çok şanslıyız. Evet. Ucu kesilmiş. Benim kesmeme de gerek kalmadı. Aha. Böylece 1, 2, 3, 4. 4 tane evimiz var. Şu ev zaten 4 kişilik olur. Bu da 3 tanesi var. Buna zaten hem ister oynasınlar, ister içinde tünesinler. Onlara kalmış. Şu arka tarafı açabiliriz belki bunun. Şura kapatılmış. Orayı açarsak daha bir güzel olur gibime geliyor. Şöyle koyarız. Hem de hayvan oradan girip ya çok da fark etmiyor gerçi. Ben bunu yaparım abi. Çok da güzel olur. Şimdi başka bir ardiyeye de bakalım. Bu kadar ardiyeyle merak etmeyin. Süsleriz biraz da. Çok da tipsiz olmaz. Arka tarafa bir bakacağım. Burada bir şeyler çıkartabilir miyiz? Burada boru falan da var ya. Şimdi abi. Kartondan yuva yapmayı pek düşünmüyorum. Şimdi hayvanlara kasadan zaten bir cacık olmaz. Kış geldiği için. Şurada bir boru parçası gördüm ama. Boru parçasından da ne yapılabilir ki? İçine girseler yemlik alanı olur. O da iş görmez. Şöyle arka tarafa bakayım. Yine eski yemliklerden var. Bakla bu şu kullanılabilir ha. Bir bakayım. Bunu toprağın üstüne koysam en azından içine girerler. Üst taraftan bir boşluk oluşabilir mi? Bence oluşur. Şöyle yapsak. Bakayım. Şöyle altına girerdiler. Bu aslında geçiş alanı gibi bir şey oldu arkadaşlar. Ama bunun üstüne ben basar kırarım ya. Buna gerek yok. Bunu kenara attık abi. Bundan hiç çıkmaz. Ondan bir cacık olmaz diyelim biz. Hardiyemizin tarafında başka ünite bulamıyorum. Yani hemen hayvanlar için yararlı bir şey bulamadım. Bence biz gidip onları bir yapalım. Bakalım nasıl olacak. Sonrasını düşünelim isterseniz ha. Ne dediniz? Hadi arkadaşlar. Kutularımızı alıp hızlıca gidelim kümesimize. Şimdi bunları alacağım. Tamam mı? Bunlar zaten yeter diye düşünüyorum da. Hayırlısı. Bir bakalım abi. İş görür mü? Görür herhalde ya. Şimdi önce şu tenekeleri bir alayım. Bakalım şimdi. Hayvanlarımız dikkat ederseniz çoğusu orada barınıyor. Çok fazla bu tarafa gelen yok. Gördüğüm kadarıyla. O yüzden yerleştirmeye bu taraftan şu taraf buradan başlayacağız. Hayvanlar daha çok burada durur. Bir de kış sezonunda da bence bu taraf daha sıcak olur dipte ya. Şimdi şu kartona bir bakalım. Bu karton iyi de. Şunu şuraya alalım bak. Yapıştırdık mı? Evet. Orada da hem gündüz de takılabilecekler bir köşe oluşturmuş olduk. Sonra şunu ben şöyle kütükler dursun, bunlara dokunmayalım. Sıçrayıp hoplarlar çünkü. Şuraya yerleştirmeyi düşünürüm. Şuraya güzel olur. Yani çok da diplere falan gitmemiş olurlar. Da bunu burada ezedebilirim. Süper oldu abi ya. Bir şey bir yere bu kadar mı yakışır? Hoppala. Süper oldu. Tamam. Şimdi sıra geldi buna. Bu alana bir şey koymayalım işte. Bir tane orada var. Bir tane, iki tane burada var. Bunu nereye koysak? Hatta bunu da şuraya sıkıştırabilirim. Bir, iki, bu da üçüncü göz olurum. Nasıl fikir arkadaşlar? Şöyle şuraya bakayım. Hem de gizli bir noktada oldu. Olabilir ya da şöyle yapabiliriz. İçine girerler. Tam da oturdu buraya. Nasıl? Gelir hayvan oradan lap diye girer içeri. Evet. Ama bu bidonu ben buradan alacağım. Vazcaydım oraya koymaktan. Bunu bu tarafa da koyabiliriz. Belki hayvanlar farklı noktalarda tünemek isteyebilir. Şuraya yerleştirebilirim bunu mesela. Şununla da yardımcı oluruz. Taşla. Hem biz de yumurta toplarken de
bakacağımız bir yer oldu şimdi. Evet. Güzel oldu. Orada olması daha iyi. Şimdi ot koyacağım zaten. Şimdi sıra geldi şeye. Burada benim için önemli olan iki şey. Biri bu. Ki bu bence çok iyi olacak. Kafası döner mi? Oo. Da tam tersine döndürek. Bunu nereye koysam bilir misiniz kardeş? Bura yemlik alanı ya. Buraya koysam da olur aslında. Hayvanlar gezer içinde. Ama daha çok o tarafta takıldıkları için ben bunu da buraya koyacağım. Şöyle. Dur kızım. Ah. Abi. Bu beden aklıma gelmezdi. Bu kadar güzel olacağını düşünemezdim. Çok hoş oldu. Çok güzel oturdu. Hatta şöyle. Sen çık oradan kızım. Şuraya bir ya kızım sen. Şuraya şöyle oturtturursak bunu. O işlem tamam abi. Buradan bir giriş, buradan bir giriş. İçini de göremiyoruz. Süper. Tam da istediğim gibi oldu. Nasıl? Bir ev. 2-3 ev. İsterse içeri yuva yapsınlar. Umurumda değil. Zaten bunları şimdi biz saklayabiliriz. İstersek saklamazsak. Tamam şimdi bu evler oldu. Bir tane de burada var. Bunun için bir yer kalmadı. Buna yer bırakamadık ya. Buna yer de kalmadı. Eski kalmadı. Bunu da şeye atayım ben. Şimdi burada güzel bir zaten kırmızı evimiz var. Hoş da oldu. Ya da şunu şöyle şuraya mı koysam? Sıfır, sıfırlasam. Lap komşu olsunlar tam. Aynen komşu olsunlar. O da tamam. Buna yer kalmadı. Bunu da buraya koyalım. Şu yemliğimizi yine alalım buraya. Burada yem yiyorlar zaten. Hayvanlarımız için. Şunu da buraya bırakayım. Bunun da orada. Ben üstünü şimdi kaplayacağız. Hadi bismillah. Bence süper oldu. Her şey tıkırında. Peki ne kaldı biliyor musunuz? Asıl zurnanın bırt dediği yere. Ne kadar saman alabiliriz? Konumuz aslında bu. Ve burayı yine birileri eşmiş. Umarım altında yumurta yoktur yine. Olabilir, olmayabilir. Net bir şey diyemeyeceğim ama var cibime de gelir arkadaşlar. Allah sonumuza yer açarsın. Yine büyük buzula patladırağımıza benzer. Ha, bu otların büyük bölümünü zaten kullanmayacağım yani. Götüreceğim de üstüne sereceğim, içine sereceğim. Biraz sıcak olsun. Hayvanlar yuvasını yapsın. Evet. Yeterli bence. Yeter. Helal. Orayı görüyorsunuz değil mi? Çok fazla göster. Tavuklar hakkında çok ilginç bilgiler vereceğim size zamanla. Şöyle bir bıldırcınlarımızı halledelim. Abi misal. Bak. Şimdi bunun içine şöyle birazcık ot koyalım. Koyduk. Şunu buraya koydum tamam mı? Biraz da şöyle dibine. Biraz da üstüne.
Bunun içini var ya, güzel şey yaparlar bunlar, yuva. Hiç bana bize gerek yok. Nasıl? Nasıl abi? Çok doğal bir güzel bir görünüm oldu. Şimdi sıra geldi tabi en son buna. Bunun önce içine şöyle. Evet. Sonra buraya da koyacağım biraz. Tamam kuşlarım, sakin olun. Johnny, çiğ ben seni Johnny. Buradaki deliğe dikkat edeceğiz abi. Evet, içinde geçiş yaptık mı? Yaptık. Bitti. İçinin geçişi var şu an. Tamam. Elim geçirse zaten kuş hayli 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 geçer. Evet. Şimdi de şöyle güzelce tarıyoruz abi. Ya ne istiyorsunuz kardeş? Bitti zaten. Nasıl ama? Her şey tamam. Kıldızlarımın kış hazırlığı da bitti abi. Mavi yumurta salan harika kıldızlarım için muhteşem doğal bir ortam hazır arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane burada var. Bir tane burada var gördüğünüz gibi. Kutumuz içine bunlar yuva yapacaklar. Otlarla da süsledik. Doğal da bir görünüm verdik. Kışı çok rahat bir şekilde artık atlatabilir bıldırcınlarım diye düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah atladırlar. Doğallık deseniz bende var. Cücüh deseniz, bıldırcın deseniz o da bizde var arkadaşlar diyarında. Bundan sonrası onlara kalmış. Biz ortamı verdik. Şekillendirmek onlarda abi. Yabani hayvan zaten. Güzelce bence yuvaları yapabilirler. Bizim hiçbir şey yapmamıza pek de gerek yok arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yorumlarınızı bekliyorum umarım. Her şey için de teşekkür ediyorum. Şuradaki yuva da aynı şekilde güzel. Tamam oldu artık çıkabilirim. Ve çıkıverdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederseniz de sevinirim. Hoşça kalın. Bay bay. Evet, bıldırcınlarımız hemen yaptığımız yeni yerleri sahiplenmeye başladı bile arkadaşlar. Doğal bir ortam oluşturduk yapay malzemelerle.